edeceğim. Lütfen yörenizde bildiğiniz bir hastalığa karşı hangi bitkinin iyi geldiğini biliyorsanız bunu bize gönderin. Sizin isminizle üzerinde mail adresiniz ve isminizle yazılı olmak kaydı şartıyla böyle bir kitabı Anadolu insanımıza, Türk insanımıza, Türkiye'de yaşayan insanlarımıza kazandırmak istiyorum. Bu milli bir kültürdür. Milli kültür. Milli ve yerli. Yani onu söylüyorum. Lütfen e, buna e, yazarsanız bana info at profsaracoğlu.com Hocam ben şöyle bazen şununla şunla karşılaşıyoruz. Mesela vatandaş geliyor. Ya hocam diyor işte diyor yemin ediyor bak bu bitkiyle ben şifa buldum. şu derdimi geçirdim bakıyorum. ya doğru diyorum ama bu bitki sana özgü, bunu genelleştiremeyiz. Yani o tür şeyler de var. Yani bir bitki bazen kişiye özel olmuş oluyor. Yani onda etki ediyor ama diğer aynı hastalığa sahip başka bir kişi de o o gücü göstermiyor. Ha, bu da neden? Çünkü, buradaki fark şeyden kaynaklanıyor. Genetik yapımızın farklılığından kaynaklanıyor. Lütfen bugün programımıza nasip olup katılan değerli izleyicilerimizden rica ediyorum. Hangi kürümüzle şifa bulduysanız lütfen adınız, soyadınız mail adresinizle kısaca şu kürünüz deyin. Çünkü biz hem databank oluşturuyoruz hem de ee, yörenizde kullandığınız şifa bulduğunuz yöresel anonim bir e, kürü biliyorsanız bunu da bize yazdığınız takdirde ne olacak Anadolu Lokman Hekimliği yani Anadolu Tıbbi Bitkileri adı altında bir kitabı yazmayı düşünüyorum planlıyoruz bu sayede ne olacak sizin de katkınız olacak bunlar geldikçe hem isminiz geçecek hem de sizin önermiş olduğunuz bu kürden dolayı şifa bulacak olan insanların da hayır duasını alacaksınız. Ne diyorlar? Amel defteriniz açık duracak.